Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Asgari ücret zammında 3 farklı senaryo. Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zamda. Sosyal Güvenlik Kurumu Baş Uzmanı İsa Karakaş, yeni asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından kamu işçilerinin maaşlarına ilk 6 ay için %45 oranında zam yapılırken, kamu işçilerinin alacağı brüt maaş netlik kazanmış oldu. Bu durumda en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya yükseldi. Son zamların ardındansa gözler Temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Zamla ilgili beklentiler artarken, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştireceğimiz çalışmaların devamını getireceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarında olduğunu belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise asgari ücrette 500 dolar vurgusu yaptı. Bu çerçevede SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücretin Temmuz ayında ne kadar olabileceğini değerlendirdi. Karakaş, Ocak ve Nisan aylarındaki enflasyona baktığımız zaman %15.21 olduğunu görüyoruz. 6 aylık beklentileri de göz önünde bulundurduğumuzda %21'lik bir enflasyon ve refah payıyla beraber %35 civarında bir artıştan söz edebiliriz. %35'lik bir artış olursa eğer, asgari ücretin 11.483 lira yükseleceğini görüyoruz. Ancak bu rakamın son derece yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Hem mihenk olarak ele alacağımız kamudaki asgari ücret hem de döviz kurlarındaki artışı gözde bulundurduğumuz zaman bu rakamın son derece yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda %40'lık bir artış olursa 11.908 lira, %45'lik bir artış olduğu vakitse 12.333'e yükselmesi ihtimal dahilinde ifadelerini kullandı. Dolayısıyla asgari ücret beklenirken bir yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 500 dolar civarında söylediği rakam, bir yandan açlık sınırı ve bir yandan da kamudaki asgari ücret göz önünde bulundurulup dengelerin yeniden belirlenmesinin elzem olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda benim tahminim asgari ücrete en az %45 oranında bir zam yapılarak 12.330 lira seviyesine çekilmesi yönünde olacaktır dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.